Kerem odasının duvarına kare şeklinde bir çerçeve asıyor. Bu çerçeve aşağıdaki gibi yan durmaktadır. Kerem'in astığı çerçevenin ipi ABC üçgenini oluşturmaktadır. ABC üçgeninde AB5 birim, AC8 birimdir. Buna göre bu çerçevenin çevresinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar ben bu çerçeveye x dersem, değil mi? Bu x ne olabilir? X küçüktür 8 artı 5 13'ten. Benim çevrem hepsi x olacağından 4x değil mi? 4x küçüktür 4 kere 3 52'den. Buradan 4x'i ne bulurum? 51 bulurum. Evet, aşağıdaki resimde tırın üzerinde beton pompası verilmiştir. Verilen bu beton pompasının üzerinde ABCD noktaları işaretlenmiştir. AD noktaları gergin bir iple birleştirildiğinde ABCD dörtgen oluşmaktadır. AD 20 metre olduğuna göre ABCD dörtgeninin çevresini alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç metredir? Şimdi arkadaşlar AD kaç diyor? 20. Ben şuraları şöyle birleştirirsem. Bu bir dörtgen değil mi? Şuralara A, B, C dersem. Benim A artı B artı C 20'den büyük olmak zorunda. Benden de en küçük değeri istediği için ben bunu en küçük 21 yazarım. 20 de AD uzunluğu, toplamda 41 metre bulurum. Düzlem aynaya gelen bir ışının yansıma açısının ölçüsü gelme açısının ölçüsüne eşittir. Aranızda fizik bilenler bunu zaten bilir. Yukarıda bir ayna düzeneğine gelen ışının izlediği yol ve açılar verilmiştir. Buna göre ACB birim, BCA birim ve ABC birim olduğuna göre oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar buradaki muhabbete göre bura 42 ise değil mi? Burası 42 olmak zorunda. Buraya kaç kalıyor? 38. Buna göre en büyük benim kenarım B. Devamında 42'nin baktığı C. Devamında 38'in baktığı A. Bu sıralama ışığında. A eksi B nedir? Negatif. O zaman işaret değiştirerek çıkıyor. B eksi A artı. B eksi C nedir? Pozitiftir. Olduğu gibi çıkıyor. A eksi C nedir? Negatiftir. İşaret değiştirip çıkıyor. C eksi A bölü 2. Buradan eksi C ile artı C gitti. B ile B'yi topladım. 2B. Eksi A eksi A daha eksi 2A bölü 2'den cevabımı B eksi A bulurum. Aşağıdaki şekilde Betül evinin bahçesindeki iki ağaç arasına esnek bir ip bağlamıştır. Betül 2 metre olan esnek ipe bir ağırlık bağladığında ABC üçgeni oluşmaktadır. Buna göre ABC üçgeninin çevresinin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç metredir? Şimdi arkadaşlar ipin uzunluğu kaçmış? 2 metre. İpe orta bir noktadan ağırlık bağlanmış. Haliyle iki eşit parça olarak esnek ipimiz biraz daha esnemiş. Buna göre çevresinin alabileceği en küçük tam sayıyı bizden istiyor. Burası geniş açı olduğuna göre benim şu uzunluklarım kesinlikle 2'den büyük olmak zorunda. Benden en küçük tam sayıyı istiyorsa şuraların toplamı 3'tür derim. Artı 2 de karşıda var. Toplam 5 metre bulurum. Yukarıdaki şekilde yürüyüş yolu olan bir park verilmiştir. Bu parkta yürüyüş yolunun oluşturduğu ABC üçgeni ve parkın oluşturduğu kaleme üçgeni görülmektedir. Bu üçgenlerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. AB KL'ye paralelmiş. AC KM'ye. BC ise LM'ye paralelmiş. KL 12 metre. Geliyorum KL'ye yazıyorum 12'yi. Buradan KM 16 metre. KM'ye geldim 16 yazdım. BAC açısı yani alfa 90'dan küçükmüş. K noktasında bulunan bir çocuk doğrusal bir şekilde koşarak parkın LM kenarının tam ortasına geliyor. Ve geldiği noktayı E olarak işaretliyor. LM'nin ortasına gelip şurayı E diye işaretledi. Buralar eşit. Buna göre KE uzunluğunun alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç metre olur? Arkadaşlar şuradan K ile E'yi ben birleştirecek olursam. Ben şu uzunluğuma X dersem neydi bu? X küçüktür. 16 artı 12 bölü 2. X de büyüktür. 16 eksi 12 bölü 2. Yani toplamlarının yarısıyla farklarının yarısı. Evet, sıralamamı oluşturduktan sonra arkadaşlar şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Neden? Zaten hani belki siz de buraya kadar gelip hani 16'dan 12 çıkart 4, 2'ye böl 2.
2'den büyükse minimum 3, neden şıklarda yok demişsinizdir. Ama şurası dikkatten kaçmış olabilir. Şöyle baktığınız zaman arkadaşlar oranlar bana neyi gösteriyor? 3, 4, 5 üçgeni yani 4 katı. 12, 16, 20 üçgeni. 20 ise buralara ne düşüyor? 10'a 10. Dikkat edin, 90 dereceden inen bir doğru. Kenarı 2 eşit parçaya bölüyorsa kendisi de o kenarlardan biridir. Yani 10'dur. Tabi bu neye göre? Alfa açımız 90'sa. Ama benden ne diyor? 90'dan küçük. Burası 90'dan küçük olduğu için ne olacak? Üçgenim daralacak. Buralar daralırsa ne olur arkadaşlar? Benim şu LM uzunluğum değil mi? Biraz da geriye gelir. Bura biraz geriye gelmesi ne demek? Benim X'in uzun olması demek. Yani X'imi minimum 10'dan büyük tutmak zorundayım. Bu durumda en küçük hangi değeri alır? Tabii ki de 11 değerini alır. Nurullah öğretmen sınıfındaki öğrencilerin çözmeleri için tahtaya aşağıdaki soruyu çiziyor. Nurullah öğretmen çizdiği bu soruda aşağıda vermesi gereken bilgileri vermediğini fark ediyor ve bunları öğrencilerin soruya eklemesini istiyor. D noktası ABC üçgeninin dış D çemberinin merkezidir. Bu ne demek arkadaşlar? Benim şu açılarım eşit demek. Ben şu açıya alfa dersem benim alfa kesinlikle 90'dan küçüktür. Değil mi? Aksi halde 90, 90, 180 olurdu. Ben ABC üçgenimin dar açılı bir üçgen olduğunu buradan görüyorum. Devamında BD 9 birim, CD 12 birim. Geldim BD'ye 9 yazdım, CD'ye geldim 12 yazdım. BC eşittir X. Buna göre X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Arkadaşlar BC'ye de ben gelip X diyeyim. Buradan X'imin aralığını belirleyecek olursam. Buradan BDC üçgenine bakalım. 9, 12, 15 üçgeni. Tabi ne? Burası 90 derece olsaydı. Burası 90'dan küçük olduğu için ben diyorum ki X'in de 15'ten küçüktür. Veyahut formülümüz bize ne diyordu? X kare küçüktür. 9'un karesi 81 artı 12'nin karesi 144. Buradan 225 küçüktür. X kareden 225 neyin karesi? 15'i küçüktür. X deriz. Buradan geliyorum. Alfa 90'dan küçükse 12'nin karesi küçüktür. 9'un karesi artı x'in karesi. Buradan 9'un karesini buraya aldım. 12'nin karesi eksi 9'un karesi x kareden. 2 kare farkından 12'den 9 çıktı. 3 çarpı 12 ile 9'u topla 21 küçüktür x kareden. Buradan 63 kök içine alayım. Küçüktür x'ten. Buradan x'in 8'den eşit büyük olduğunu buluruz değil mi? Gelip bunu da yerine yazarsam şuraya 8 yazıp eşitliği koyarsam 15'ten 8 çıkar. X için 7 farklı tam sayı değeri vardır deriz. Aşağıda gösterilen pergel ile bir çember çizilmek isteniyor. AB eşittir BC o da eşittir 8 birim olduğuna göre ve ABC 90 dereceden küçük olduğuna göre çizilen çemberin çapının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu 8'e 8 bir ikizkenar değil mi? Buradan AC uzunluğuna ben x derim. Bu tabii benim yarı çapım. Bir tur döndükten sonra 2x yani tam çapı elde edeceğim. Buradan 90 dereceden küçükse ne yapıyorduk? X kare küçüktür. 8'in karesi artı 8'in karesinden. Buradan x kare küçüktür. 64 artı 64'ten x kare küçüktür. 128. Benden ne istiyor? En büyük değeri. En büyük değerse x buradan nedir? 12 olmaz. 11 dersem 121. Evet ben buradan x'imi 11 bulurum. Benim yarı çapım 11 ise benden tam çapı istiyordu. Çarpı 2'den 22 bulurum. Şekildeki kapı arkasındaki engel nedeniyle en fazla 60 derece açılabilmektedir. BC 6 birim olduğuna göre kapı kapalı halden maksimum açık hale gelene kadar A ile B noktalarının arasındaki uzaklık kaç farklı tam sayı değeri alır? Şimdi arkadaşlar BC kaçmış? 6 birim. Benim AC de 6 olur mu? Evet. Neden? Çünkü kapı kapandığında boyutlar aynı. Benden şu BA arasını istiyor. Ve kapı maksimum 60 dereceye kadar açılabiliyor. Ben o zaman şu üçgenimi şuraya çizersem. Bakın şöyle, şöyle, şöyle bir şey çizelim. Burası ne? 60. Burası ne? 6, 6 ise, ikizkenarsa. Buralarda 60, 60 diye bölüşür. Bu sefer ne oldu? Eşkenar. Yani burası da 6 oldu. Şimdi kapıdaki engelden dolayı şu 60 derece büyümeyeceği için
Benim 6 da büyümez. Yani maksimum 6. Evet, en küçük değerimi bulayım. Açım küçüldükçe uzunluğum da küçülecek. 5, 4, 3, 2, 1 sıfıra kadar düşecek. Hatta sıfır da dahil. Ne diyor çünkü? Kaç farklı tam sayı değeri? Sıfır da bir tam sayı olduğuna göre. Buradan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani toplamda 7 tane farklı tam sayı değeri alır deriz. Muhtemelen siz şu sıfırı saymadınız, 6 buldunuz. Arkadaşlar, kapı tamamen kapandığında aradaki mesafe 0 olur. Çok uyanık olmalıyız. Ahmet ile Mehmet ABCD dış dikey dörtgeni biçimindeki bir parkta yarış yapmaya karar veriyorlar. Yarış başladığında Ahmet sırasıyla ABCD noktalarına uğrayıp tekrar A noktasına geliyor. Mehmet ise hile yaparak ABD noktalarına uğrayıp tekrar A noktasına geliyor. Mehmet'in daha az koştuğu bilindiğine göre Ahmet ile Mehmet koştukları mesafeler arasındaki farkın en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi öncelikle arkadaşlar Ahmet ABCD yani 5, 6 daha 11, 9 daha 20, 7 daha 27 metre koşuyor diyelim. Mehmet ise ABD değil mi? Yani 5 ile 7 var, okey. Ama şu BD uzunluğunu bilmiyoruz. Burayı bulursak cevap çıkacak. Benim şu BD'ye ben x dersem. Şuradaki üçgene bakayım. 9 eksi 6, 3. Küçüktür x'ten. O da küçüktür. 9 artı 6, 15. Bizim şu 15'te pek işimiz yok. Neden? Çünkü aradaki mesafenin maksimum olması için BD'nin minimum olması lazım. BD'yi minimum yapan değerimiz 4. Ben gelir BD'ye 4 derim. 7, 5 daha 12 idi. 4 ile topladım 16. 27 ile de 16'yı çıkartırsam aradaki farkı 11 maksimum derecede bulurum.